El-kelamu evil-cümletu. Kelam nedir? Ve huve ma terakkebe min kelimeteyni ev ekser. İki ya da üç ya da daha çok kelimeden mürekkep olana denir. Ve lehu ma'nen müfidun müstakillun. Müstakil bir anlamlı manası var diyelim. Müstakil, müfid, faydalı. Müstakil işe yarar bir manası vardır onun. Nahvu mesela nezahat talibun. Talebe başardı. Faze kazandı. Laibun müştehidun. Çalışan oyuncu kazandı. İşte çalışkan oyuncu kazandı. Len yuhmil raculun amelen. Adam hiçbir ameli ihmal etmez. Adam işi asla ihmal etmez, etmeyecek anlamına. Bunlar hepsi yine kelamdır ya da cümledir. İkisi aynı manaya geliyor. Ve nüşiru ile ennel kelam. Biz kelama şöyle bir işarette bulunalım. Rubbema yeterekkebu min kelimeteyni ihdahuma zahiretun vel uhra müstetiretun. Bazen kelam olur. Yani iki kelimeden oluşur, iki kelimeden müterekkiptir. Ama ihdahuma zahir vel uhra, onun bir tanesi, ihdahuma, onlardan bir tanesi, o iki kelimeden bir tanesi zahirdir. Vel uhra müstetiretun, diğeri gizlidir. Nahvu, mesela içtehid, bu aslında bir kelamdır. Tek kelimedir ama kelamdır. Çünkü birisi burada zahirdir ki fiildir. Diğeri de müstetirdir. O da ente. Onun altında bir ente vardır. Yani sen çalış anlamına gelir. Şöyle onun irabını yapalım. Daha güzel anlaşılır. Bunun yani iştehid kelimesinin kelime olmadığını, kelam olduğunu burada söyleyecek. Bakın fiilu emir. Bir kere emir fiilidir. Niye? Çünkü başında lam emri yoktur. İştehid. Fiilu emr. Önce irabı fiil emr olduğunu söylüyoruz. Fiil emr nedir? Mebnidir. Mebniün ale sükundur. Bütün fiil emirler böyledir. Vel fa'il. Faili nerededir peki? Faili bu sefer yapacağız onu. Damir-i müstetir. Ona damir-i müstetir diyoruz. Niye müstetirdir? Yani bunun yani gizlenmesinin sebebi cevaz mıdır? Vücub mudur? Vücub. Yani zorunlu olarak gizlenmiştir. Takdiruhu ente, ente anlamında takdir edilir. Yani sen çalış anlamında. Kelim nedir peki? Kelim, el kelimu huve ma terekkebe min selasi kelimatin fe eksere. Üç kelime ya da daha fazla kelimeden oluşuyor. Bakın kelam iki veya daha fazla, kelim ise üç veya daha fazla da oluşuyor. سَوَاً اَكَانَ لَهَا مَعْنَى مُف۪يدٍ اَمْ لَا. Ona bir manayı müfidi var mı yok mu önemli değil yani. وَمِنْ اَمْسِلَةِ الْكَلِمِ الْمُف۪يدِ mana olan yani manayı müfidi olan kelime örnek مِسْرُ هَبْتُ النَّيْلِ. مِسْرُ هَبْتُ النَّيْلِ. İşte burada هَبْتُ النَّيْلِ yani Nil diyelim, yani Nil diyelim. Yani Hebtu kelimesini şöyle manasına bakalım. Burada Mısır tabi ülke olarak Mısır'dır. Hebtun Nili. Yani Nil'in işte ardında o mana mıdır? Bunu hemen tavakkuda Hebt kelimesine bakacağız. Şöyle Hebtun. Evet. Hebtun. Hibetun. Burada hebbetun var. Bunları geçiyorum. Hibetun. Ondan sonra Mısru hebtun hibetun neyli. Bu manalar istediğim manalar değil. Yani tay merbuta olarak hebt öyleydi bizim cümlemiz. Bakın hebtun nili
İkisini nil kelimesini de aslında yazsam güzel olur. Şöyle Heptu en nil. Yok, Heptu nil yok. Yani bu bir aslında Mısır'ın Nil'le olan bağlantısını ifade ediyor. Bizim için önemli olan üç kelimeden fazla olmasıdır. Dolayısıyla buna kelim diyeceğiz. Ve min emsiletil kelim gayrel müfid. Gayrel müfid olan kelim, yani tam mana tamamlanmamış olana da kelim denir. Mesela İyyeştehid Zeydun. Eğer Zeyd çalışırsa bu müfit değil, yani bunun mananın da mana oluşmuyor, oturmuyor. Buna rağmen üç kelime burada olduğu için şu in harftir. Bunlar da fiil ve isim. Buna kelim denir. Lienne cevabe şart leyse mezkuren. Burada şartın ini şartıya gelmiş. Şartın cevabı mezkur değil. Zikredilmemiş. Üç noktada gösteriyor. Ve huvellezi yutemmimul mana. Yani manayı da tamamlıyor bu cevabı şart. O gelse mana tamamlanacak. Mana müfid olacak. Ve yuaddi ila'l husuli ala faidetin, yani faydalı bir şeyi hasıl eder o. Yani buna da kelim denir. İster müfid, ister gayri müfid, buna kelim diyoruz. 3 ve 3'ten fazla kelimeler olsa. Kavl nedir? Kavl onun manası ve yutlaku ala kulli lafzın. Her lafza, yani ağızdan çıkan her kelimeye kavl denir. Yani yentuku bihi el insanu, insanın konuştuğu her lafız kavldir aynı zamanda. Ve eşmilul müfred vel mürekkep. Hem müfred kelime hem mürekket kelimeler, mürekkep. Hem müfid hem gayri müfid, hepsine biz kavl diyoruz. Ve lizalike yuntaku, yok, yantabikul kavlu alel kelimeti. Yani kelimeye intibakı vardır. Kelimeyle aynıdır. Vel kelam. Kelama da intibakı vardır. Vel kelim. Hem kelime hem kelam hem de kelime, kelam bir de kelim. Üçü de aynı zamanda kavlun intibakıdır. Kavl manasına da gelir üçü. Ve tustamalu el kelimetu ahyana. Peki kelime neyde kullanılır? Yani bazen kelime kullanılır. Ve yekunu el maksad biha el kelam. Bazen kelime kelam yerine de kullanılır ki kavlihi fi la ilahe illallah innaha kelimetul ihlas. İhlas kelimesidir. Yani kelime ihlas burada kurtuluş. Kurtuluş kelimesi nedir? La ilahe illallah'tır. Aslında la ilahe illallah kelime değil, kelamdır. İki ve daha fazladan oluştuğu için. Ama buna kelime de denir. Ve tekulu elka amidul kelimeti kelimeten, yani raiaten fi hafli tekrimi tullabil evvain. Bunu da bu şekilde bunu söylemiş olduk. Yani demek ki kelime bazen kelam yerine de kullanılır. Burada tabi bu kitapta Elfiye İbni Malik her konu bitiminde ondan bu sefer bahisler açılıyor. Aynı konu anlatılıyor. Eksamul kelimeti minel elfiye. Yani elfiye o da bir nahif kitabı olmak hasebiyle çok meşhurdur. Bu sefer elfiyeye göre mana veriyor. Aynı şeyleri söyleyeceği için biz kitabımızı incelemede elfiye kısımlarını okumayacağız. Yani burada yani hem fazladan bir zaman kaybı. Aslında elfiye bilahare ayrıca müstakil okunabilir. Daha azdır. Özet şeklinde elfiyeyi işliyor. Bir sonraki videoda mu'rab, mebni konusunu işleyeceğiz. İsimlerde mu'rablik ve mebnilik.